Merhaba arkadaşlar, Yeşil Devin maceralarına hepiniz hoş geldiniz. The Long Dark serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle mutlu göründüğüme bakmayın. Aslında çok korkulu anlardayız. Gördüğünüz gibi oyunu durdurmuş durumdayım. Neden? Çünkü en son hatırlarsanız madendeydim. Madende yapılacakları yaptım. Kendime birazcık çeki düzen verdim. Dikiş seti almıştık hatırlayacağınız üzere. Dikiş setiyle montumu diktim. Soğuğa karşı birazcık daha direnç kazandık. Ancak geri gelmem gereken mesafe biraz uzun olduğundan gündüze kadar bekledim madenin içerisinde. Gündüz dışarı çıktım. Gelmem gereken yol uzun olduğundan yolda neredeyse donuyordum. Ateş yakıp çok özür diliyorum. Ateş yakıp dinlenmem gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Bu sırada birazcık yolda bulduğum, daha önceden öldürmüş olduğum daha doğrusu kurtun etlerini falan aldım. Tam base'e geliyordum ve bu bölümü başlatmak için hazırlıklarımı yapıyordum ki base'in önüne ana yolda koskocaman bir boz ayı gördüm. Şu anda muhtemelen arkamda kovalıyor. Birazdan tam olarak işin aslını öğreneceğiz. Oyuna geri dön tuşuna ben basar basmaz. Dilerseniz gelin bakalım orada ne var. Ah, görünmüyor, arkamda değilmiş. Şurada abi hemen. Şu anda acayip bitkin durumdayım. Koşacak durumda değilim. Bak bak bak. Hareketlendi. Hassiktir, öldük. Öldük abi şu an net. Net öldük. Hadi lan. Hadi lan. Oha oha. Pençeleme. Of, boydan boya yarıldım. Of. Of, ne oluyor oğlum? Of. Of. Of, paramparçayım. Öldüm mü? Abi lütfen. Gidiyor. Aha, kalktım. 7 6 medik var mı medik? Tüfeğim de düşmüş. Tüfeği al. Hocam, medikal bir şeyler ver bana. Medik var bana, ilk yardım. Yaraları iyileştir. Hadi, hadi. Abi önce kan kaybını durdursaydık ya. Evet, şu an iyiyim. Kaçmam lazım. Bayılma. Bayılma, geldik. Geldik, bayılma. Kurt mu? Hocam şaka mısın? Eti düşürdüm. Abi bir kurtum eksik lütfen. Şu arabaya kadar girsem. Abi yapma. Hadi. Hadi geldim. Hadi. Ah, Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Evet, kurt bana burada bir şey yapamaz. Tek yapmam gereken şey burada dinlenmek. Şu bitki şeyi anti iltihap sebebiyle konur. Birisi mantar çayı bağışıklık sistemi şey, antibiyotik görevi görür. Ağrı kesici abi, iç. Şu çayı iç. Ve burada dinleneceğim. Nasıl uyuyacaktık lan? Oğlum 4 gündür hayattayım, ölmek istemiyorum. O ayı nereden çıktı ya? Abi nasıl uyuyordum ya? Uyumayı unuttum, iyi mi? Ha, yer yatağı şuna bassam. Abi şurada 2 saat uyusam donmam herhalde, dinlen. Allah'ım lütfen. Gündüz vakti güneş de var. Donmayayım lütfen. Sıcaktım zaten. Hani daha yeni ateş yakmıştım ama. Ah. Birazcık daha iyi gibiyim. Arabanın içine ateş edemiyorum ama bu tarafa çıktığım zaman kurt geçemez sanırım. Hala burada. Ayak sesleri geliyor. Bir saat daha uyuyacağım burada. Ah, abi muhteşem bir survival. İnanılmaz bir survival. Muhteşem başladık bölüme. İnanamıyorum. Hani öyle böyle değil. Ah. Evet, daha iyi durumdayım. Üşüyorum. Hava da yavaştan kararıyor. Kurtun sesleri geliyor mu? Kurt gitti galiba aradığını bulamayınca. Ben... Yo, hala sesi geliyor. Birazcık daha uyuyayım. Git artık kurt. Uf, seslere bak. Abi ayı, kurt hepsi geldi ya. Şaka gibi. Daha ne var hocam? Eksi 3 hissediyorum şu anda. Hava zaten eksi 4 derece. Tek istediğim base'e varmak. Koşabilecek durumdayım gibi. Riske atmayıp bir saat daha, hatta 2 saat daha uyuyacağım. İnşallah donarak ölmem. Çay beni sıcak tutar.
diye düşünüyorum ama bu kadar süre beni çay sıcak tutabilirim onu da bilmiyorum. Hakkımda hayırlısı. Evet, yiyeceğim de yok et dışında. Suyumu içeyim. Su iyi gelecektir. Evet, su ihtiyacım yok. İyi durumdayım. Base'e kadar koşabilirim. Hiç riske girmeyeceğim. Direkt koşacağım abi. Üzerimdeki ağırlık da çok fazla. Abi, mermiyi sıktım, vuramadım ve içeri girdim. Hemen arabaya ne yaptığımı bilmiyorum. Can havliyle, yaşama hevesimle bu çikolata giderken bırakmış olmalıyım. Bunu tamamen yaşama hevesimle yaptım abi. Meşale değil de şuradan ufak bir kibritle. Abi malzemeler burada. Allah'tan yanımıza bandaj almışız. Birileri ayakkabılar. Evet, tam olarak kıyafetlerimi upgrade etmem ve yiyecek durumuna bakmam lazım. Yiyeceklerimiz ne durumda? Hiçbir fikrim yok. Evet, yiyecek stoğumuz çöp durumda abi. Neyse, 1-2 gün daha idare edebiliriz. Allah'tan yakacaklarımız var. Bu kitapları giderken dışarıya yanıma almam gerekiyor. Çünkü kitap inanılmaz derecede ateşi yakma şansımızı hallediyor. Bu tamirat işlerine girişeceğim şimdi. Çünkü ayı bütün kıyafetlerimi parçaladı şu anda. Bu çok kötü bir durum. İki avcı bıçağım var. Bırakılacakları bırakalım hocam. Şimdi ben buraya, bizim gaz yağı da bitti. Şunu yakıp bunu buraya nasıl bırakıyorum abi? Ha, böyle direkt söndürüyor. Basılı tutsam da söndürüyor. Abi kibrit harcatıyorsun bana. Bunu nasıl bırakıyorduk? Söndürme. Ya söndürme, istemiyorum. Vay arkadaş. Ha, attı yere ama sönük attı. Bak ya. Sağ tıklar tıklamaz söndürüyor. Bulamadım. Bir daha deneyeceğim. Ha, şey var mı, direkt yere tuş bırakma tuşu. Etkileşim, vuruş, hayatta kalma. Tuzak bırak. Ya bu her şeyi atıyor zaten herhalde. Elimdekini mi atıyor, yiyeceği mi atıyor? Evet, direkt yiyeceği attı. Başka bir olayımız var mı? Ateşi yak, kuşan, envanter, hayatta kalma paneli, fırlat, nişan. Sağ klik. Fırlatma da sağ klikte. Kuburluk nedir ya? Evet, kuburlukmuş. Ne olduğunu bilmediğimiz şeyler iş yaptı. Hocam şimdi şuradan avcı bıçağının sağlam olanını bırakıyoruz. Gaz lambasının sağlam olanını bırakıyoruz. Bu kancaların bir ağırlığı yok. Taşımakta sıkıntı yok. Ken opener'ların sağlam olanını bırakıyoruz. Levye'nin sağlam olanını bırakıyoruz. Yatakların sağlam olanını bırakıyoruz. Bu nedir? Rifle cleaning kit. Bunu da bırakabiliriz. Evet, metal scraplar var. Onları da bırakacağız. Metal scraplarımızı, hurdaları yani, buraya bırakıyoruz. Kömür almıştım madenden. Hatırlayacak olursanız. O kömürleri de bırakacağız abi. O kömürleri de base'e bırakacağım. Yaklaşık 10 tanesini, hatta 11 tanesini bırakacağım buraya. Bayağı bir ağırlık atmış olduk. Kıyafetler nasıl şimdi tamir olacak? Üşüyor muyum? Yok, üşümüyorum. Güzel. Karnım aç mı? Biraz aç. O çikolatayı yiyeyim. Girişte aldığımız çikolatayı bir hüpletelim hocam. Nom 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 nom. Bir şekilde hayatta kalıyoruz. Bir şekilde hayatta kalmayı başarıyoruz. Ölümün ucundan döndüm burada. Ayı saldırısı 6. günde. Bir haftada yaşadıklarımıza bakın oyun içinde ya. Nasıl bir survival hocam bu. Şimdi
Kullanmadığım her şeyi hasat edeceğim. Bu bir süre alacak. Bunu da hasat edelim. Yukarıda bundan var aynısından. Zaten yırtılmış kıyafetlerimi daha da çok yırtıyorum. Kot pantolon. Sıkıntı. Ay botum gitmiş. Çok kötü çok. Hasat hocam. Birazcık da bende kumaş var. Bunların hepsini derleyerek. Ama işte şey için bot lazım. Deri lazım. Bu yalıtımlı botu halledebilmek için. Yavaş yavaş da iyileşiyorum. Herhangi bir enfeksiyon riski yok inşallah. Yok gibi. 5 gündür hayattayız hocam. İyiyiz. Kumaş. Ay kumaşları da kullanmış mıyız ya? Vay arkadaş kullanmışız gibi. Karga tüyü, gazetelosu, başka kumaş yok burada. Üstte daha kıyafetler var. Hani bir şeyleri illaki denkleştireceğiz. Ayı saldırısı çok kötü oldu. Evet, kabul ediyorum. Hocam, bir altımız adam gibi pantolon bulamadık ya. Kot pantolondan önce şunu tamir edelim. Tamir. Allah'tan dikiş seti buldum ki hızlı bir şekilde tamir edebiliyorum. Ne kadar ettin? Bir daha tamir. Işık ne kadar etkili onu çözemedim ama bir etkisi var derken başarısız dedi. Olumsuz düşünmemek lazım. Survival'da her zaman olumlu düşünmek lazım. Çünkü olumlu düşünmediğimiz için böyle oluyor. Daha olumlu lütfen. Hep beraber. Süpersiniz. Ancak bu sırada kumaş kaybettik tabii ki. Bunu tekrardan iyi bir kıvama getirdik. En azından idare edecek kıvama. Kumaş için birazcık daha hasat yapacağız abi ya. Abi her şey mi parçaladı? Ayı ol ayı. Bir de ayı yani kolay kolay aşağı inen bir şey değil. 5-6 mermi yiyormuş. Hani orada sıktığım mermi de boşunaydı. Acaba korkutur mu diye sıktım ama ayı bana mısın demedi. Demedi. Sormadı yani. Evet birazcık daha kumaş aldık. Şu kot pantolonu. Ooo kot pantolon %0. Hani tamirlik bir durumu yok. Altımıza pantolon gerekecek. Sadece hasat alabiliyoruz. %0. Abi her şey gitmiş ya. Hocam hasat. Her şey gitmiş. Eldiven, atkı. Ya, tamir edilebilecek işler değil yani. %0 nedir hocam? Şu an sadece yırtıyorum. Kıyafetleri yorgunum da aynı zamanda uyumam da gerekiyor. Botun %0 olması şu anda beni acayip sıkıntıya düşürdü. Yalıtımlı bottu. Bayağı iyiydi. Evet şu anda dışarısı o kadar soğuk ki gündüz olmasa ne kadar kaldı onu bile bilmiyoruz hocam. Yün çoraplarımızı tamir edelim. Evet hafiften birazcık sağlık sorunları baş gösterdi. Enfeksiyon mu kaptık yoksa? Yok ha. Su sıkıntısı çekiyorum. Karnım da aç. Üşüme durumumuz nedir? Üşümüyoruz. Yemeğimizi yiyelim. Evet, iyi durumdayım şu anda. Yiyecek sıkıntısı çekmeye başladık. Devam da edecek bir süre. Ay. Her şeyi de buraya rastgele salladık hocam. Şu av bıçağını şöyle koyalım. Seni de koy oraya. Gördüm oraya koyulduğunu bir kere. Oraya koyulduğunu bir kere gördüm. Şimdi bana çeşitli... Aha. Evet pek duruyor gibi değil. Şöyle koyalım. Abi bu yatağı direkt şunun üzerinde kalsın. Gaz lambası da olur da yakarız diye şu masanın üstünde kalsın köşede. Kitaplar, mitaplar. Bu ne? Rifle cleaning kit. Sen burada dur abi. Bu nedir? Konserve açacağı. Seni de
Koyamadık mı şuraya? Sığmadı. Keşke eşyaları üst üste koyabilseymişiz. Olmuyor işte. Neyse fazla şey yapmayalım. Şurada dursun hocam. Evet. Şimdi yorgunluğumuzu bir giderelim. Açlık için hala kurutulmuş et ve domuz etimiz var. Şu kurutulmuş eti ye hocam. Kıyafet sıkıntımız var. Üstten yeni kıyafet derlememiz gerekecek. Mutlaka yeni kıyafet bulmamız gerekecek. Bu bölümde de uyuduktan sonra sağ tarafa doğru açılacağım biraz. Şu üstüme başıma bakayım. Kafama bir adet bere please. Bere hocam. Al onu. Kötü durumdalar ama yapacak bir şey yok. Üstümde ne var? İnce yün kazak. Polar kazak. Ağır yün kazak. Bu ne kadar? 6, 64, 58, 70. Şunu alıp bir deneyelim şansımızı bayılmadan. Evet, polar kazak gayet kötü hocam. İnce yün kazak şu an iyi tutuyor. Ağır yün kazağa bakalım. Gelecek vaat ediyor mu? Gelecek vaat ediyor. Tamir ettiğimiz takdirde. Bunu bir tamir edelim. İnşallah uyumam. Yorgunluktan dolayı bu onarım olaylarında da sıkıntı çekiyoruz. Günü de birazcık harcayacağız. Evet, bu daha iyi oldu. Gördüğünüz gibi ince yün kazağı ne olur ne olmaz diye base'de bırakıyorum hocam. Göremediğim için bir şey yapamayacağım artık. Artık yatma vakti. Çok bile geç oldu. 7 saat hatta 8 saat uyuyacağım. Ve daha sonra base'den çıkıp ayının bize saldırdığı tarafa doğru yürüyeceğiz. İçeride de ışık problemimiz var ya. Daha ışıklı bir base seçebilirdik kendimize. Ayakkabı yok. Mecbur bu ayakkabıyı alacağız bu arada. Diğer botları harvestlediğimiz için. Spor ayakkabı hiçbir şeyden korumayacak bizi ama çıplak ayaktan iyidir. Evet, bandaj almam lazım yanıma. Meşaleler bitmiş durumda. Evet, yakacağımız var. Birazcık daha tamir gerekecek. Evet, susuzluktan ölüyorum galiba şu anda. Bere. Bere %100 oldu. Evet, susuzluk sıkıntı değil. Su muhakkak elde edeceğiz bir şekilde. Dışarısı sürekli karlı çünkü. Bir şekilde susuzluğu hallederiz ama yiyeceği nasıl yaparız bilmiyorum. Aşağıdaki şeyi yemem lazım. Soğuk moğuk. Ve bir an önce yiyecek bulmam lazım. Yani av yapmamız lazım. 600 kalori bir süre idare edecek bizi. Ama çok uzun süre değil. O yüzden bir an önce dışarı çıkıp İşimizi halletmemiz lazım. Ha. Ay, çayı attık. Hocam nereye gitti o çay? O çayı al. Şu anda craft yapabiliyoruz elimizdeki malzemelerle. Şu crafting'den meşale de yapayım. Tuzak nedir? Küçük av hayvanlarını yakalamak için kullanılan basit bir tuzak. Tamam. Ne kadar bağırsak var bende onu bilmiyorum. Olta takımı balık tutmak için kanca ve ip. Ancak balığı tutma yerini henüz bulamadım. Kurutulmuş akça ağaç fidanı. Yay yapmak için. Kurutulmuş huş ağacı fidanı. Ok sapı yapmak için. O okucunu neyle yapıyoruz hocam? Onun da vardı bir şeyi. Neyse ben şu anda liken sargı ile yapılan sargı yaralara uygulama enfeksiyon kapmayı önler. Liken bulmamız gerekiyormuş bunun için. Yanıma bandaj alacağım. Unutmamam lazım. Hemen meşale ve tuzak yapalım. O zaman. Neyi kırıyoruz şimdi buradan? Vardır buralarda kırılacak bir şey. Ne verecek bize? Çıra.
Bu ne verecek? İşte bu. Hocam elle parçalanır mı ya? Ne yaptın? Ver şuradan balta, testere var, çekiç var. Testereyle girelim hocam. Testereyle girilmiyormuş. Aman Allah'ım. Aletler, testere, bırak. Çekiç. Evet, çekiçle parçala hocam. Niye testereyi seçtiysem sanki düzenli bir şey yapacağım. Parçalıyoruz. Hocam dışarıda ölmeyelim diye ben şu sandığı da parçalayacağım. Yanımızda ağaç bulunsun. Kitap da alacağım. Dışarıda ateş yakmamız gerekebilir diye ki gerekecek. Güzel. Metal işler için uyumlu bir çekiç. Ne yapıyor bu çekiç? Metal mi parçalıyor? Demir testeresi gerekiyordur. Bunu da bir öğrenelim abi. Belki yeni bir alternatif oluşturabiliriz testereyle. Ne kibrit harcadım ha. Ha, bu hurda metal getiriyor bize. Tamam. Tamam, çözüldü. Meşallerin hepsi harap olmuş. Bunları ateşe atarız. Yanımızda gelsin, zaten bir ağırlıkları yok. 3 tanesi 1 kilo yapmıyor. Bırak. Çekici de bırak. Let's go. Ha, kitap alacağız. Görürüm ya karanlıkta bence. Göremedi. Gazete kağıdı, al onu. İki tane de kitap alalım şuradan. Hadi. Hadi. Yay. Başka bir şeye ihtiyacım yok gibi. Şuradan çıkalım artık. Ne durumdayız? Açız. Ve susamış durumdayız. Şuradan bir an önce çıkalım. Yorgunluğum da var aslında. Yarın çıksak diyeceğim, yemek yok. Mecburen bugün çıkacağız. Çok fazla vakit bile kaybettik. Tuzak yapmadım. Allah kahretsin, tuzak. Bağırsak kurutacak mıyız bir de ya? Zamanım yok zaten. Bağırsak. 5 gün 5 içeride 5 günler kurutulduktan sonra. Birini burada, birini yanımda bırakıyorum. 5 gün bekleyecekmiş. Uf. Uf. Çok zor işimiz. 8. ya da 9. günde falan kurumuş olacak. Nereden çıkıyoruz? Ah. Dolayısıyla balık da mı tutamıyoruz sizinle? Şu tarafa bir bakalım arkadan. Burada bir köprü gibi bir mekan var. Şimdi kapının önünde bir kurt vardı. Olmadı ondan hasat alıp geceyi atlatmaya bakacağım. Kısa günün kârı olarak bakacağım işe. Evet, şu, bu ilerlerden bir yerden mutlaka balık tutulacak yer vardır. Şu anda inanılmaz da üşüyorum yani, kıyafetlerim olmadığı için. Hocam şurada kurda kuşa yem olmayalım lütfen. Yahu ağzımı da açmayayım mı anlamadım ki. Orada kurt var hocam. Suyum da bitiyor. Bir an önce hasat alıp ateş yakmam lazım. Açım. Ve buraya doğru da geliyor şansım. O gelmeden hemen çıksam mı? O ne lan, ayı ölmüş mü? Uyuyor mu? Abi yapma. Şaka mısın? Ayı donmuş. Ayı donmuş. İntikamım. Pis ayı. İntikamım. İntikamım hocam. Uf, uf, hasata bak, donarım yalnız. Abi ayı şey de var orada. Hocam ben burada donarım. Geliyor lan. Aşağıda. Gelemiyor arkadaş. Of.
O da gitti. Bak oğlum, tepeme attırmayın bugün bedesim ha. Hocam kurtu sal, kurtun derisiyle bağırsaklarını alacağım sadece. Hocam bunu taşıyamıyoruz mu ya? Vallahi iyi vurduk ha. Deri, bağırsak, 2 kilo da et çıkar. Abi burada donarız. Daha iyi bir fikrim var. Ateş yakalım şuraya. Hocam kitap aldıydık. Heh. Yak abi. Yak 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 yak. Bugün keyifli bir gündeyiz hocam. Bugün şans bizden yana. Yani umarım. Hafif de takılmalar oldu galiba videoda. Yine Allah kahretmesin ya. Ya kardeş iş mi? Neyse. Başka kitap var. Kitapla daha geç yanıyor ateş ama daha kesin sonuçlu yanıyor galiba. Hemen bu olsun. Grafik ayarlarını düşürmüştüm ama. Abi bir sonraki bölümde tekrar kontrol edeceğim arkadaşlar. Hafif bir FPS düşmesi olmuş. Ya bende olmuyor. Ben de fark etmiyorum. Şu an oyunda ben 59 FPS alıyorum ama kayıtta sıkıntı olabiliyor. Ateş yakmamız geldi. Şuradan bir bakayım. Düşürmüştüm ama. Evet, kalite ultradan yükseğe düşürdü. Şimdilik bunu orta yapalım bu bölümlük. Geri kalanı için her şey birazcık daha düzelsin. Şimdi buraya yakıt ekleyelim hocam. 1 saat 41 dakika yanacak bu ateş. Üşümeyeceğiz. Yorgunuz. Şimdi buradan hemen 1 kilo et çıkartacağım. Hızlı bir şekilde. O et çıksın. Tamam mı? O eti pişirip şurada hızlıca siyah ayı eti. Ne kalorilidir ha. Hemen şurada hocam üfletelim. O eti bir üfletelim. Sakata gelmeyelim. Eti hop. Şimdi bunu yününden falan da yeni kıyafet miyafet bir şeyler yaparız herhalde. En azından sıcak yatarız. Durum iyi. Hala biraz açım. Şimdi onu buradan. Abi ne kadar yanıyor bu ateş. O ateş düştü galiba. Ben şunu hesaplayayım. 50 dakika inşallah ateş sönmez. Ateş söndü hocam. Donduk mu? Donmadık. Ateş yanar mı? Yanar. Bir saat daha yanıyor ateşimiz. O bir saatte 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika et de ver. Bir saat. Güzel hasat. Güzel hasat. Ateş sönme. Ateş sönme. Allah'tan kırmışım bu tahtaları. Bunlar hep stratejik planlama hocam. Bunlar hep stratejik planlama. Pişir o abi. Pişir 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 pişir. Vallahi kurtlar uluyor. Bir yandan ölmeden kendime bakmam lazım. Bir yandan da hasat almam lazım. Şuradan 1 litre de karerit. Bu arada ateşi tahtanın üzerinde yaktım. Evet. Onu merak edenlerdenseniz. Onu da hemen söyleyelim hocam. Efsane Survival geliyor ya. Hocam onu da hallettik. Şimdi açım. Yemeği halledeyim. Susuzluğumu halledeyim ki daha bir motivasyon. Yani motive olmak her şey abi Survival'da. Kendinize hep motivasyonunuzu yüksek tutacağınız. Şimdi buraya aman aman meşale yaktım. 1 saat 21 dakika işi var bunun. Seni kapatalım. 1 saatte 1 saat 10 dakikaya şöyle tamamlayalım. Birazcık daha et alayım. Gece gece başımıza iş alacağız burada. Kurt murt gelmese bari. Kokuya mokuya ateşe. Ay sen orada yanıyor muydun? Al. Ne kadar kaldı? 12 dakika. Şu meşaleleri atsak bir şey değişmedi. Kömürü atalım abi. Kömür 1 saat veriyor net. Hocam söndürebilecek misin? Daha bunda 30 kilo et var ya. Bundan 10 kilo daha et çıkartırım ben. Yarın gelip bir daha çıkartırız ağırlığı bırakıp. Eğer bozulmamış olursa ki şu anda. Evet, bu etler bozulur zaten. Ben buradan gidiyorum. Gidebildiğim kadar. Ha,
Kurt. Kurttan et şey deri alacaktık. Nerede o kurt? Şurada. Hocam orada bir kurt daha var. Onu da unutmadım. Bu saate kadar gelmedi ama gecenin karanlığında kurtlar çıkabilir dışarıya. Aman dur ağzımızı hayra açalım. 50 dakikada donmam herhalde. Hemen alayım. Vallahi kurt geldi. Öldüm galiba. Hocam Alp kaçar. Alp kaçar. Bayağı da canım gitmiş sağlık olarak. Çünkü donmuşum. Oldukça açım, bitkinim. Ağzım kurumuş. Suyu içip devam edelim. Eti çiğ bir şekilde yemek istemiyorum. Parazitlenebiliriz. Midemize sıkıntı olabilir. Donmaya karşılık sıcak bir şeyler lazım. O da bizde yok. Elime meşaleyi alıp yakıp buradan çıkıp yardırmam lazım şu anda. Kurt gelmesin diye. Yiyecek sorununu çözdük. Topladığımız deriler sayesinde de yeni kendimize kıyafet yapabilirsek ya da bunların tamiratında kullanabilirsek yamalama aşamasında çok çok daha hoş olacak her şey bizim için. Şimdi burada bir ateş daha yakmam gerekecek. Şu sandalyeyi abi elle mi? Abi yorgunluktan ölüyorum. Neyse ben şimdi uyuyayım. Açlıktan ölmeyeceğim. 3 saatte ölmem herhalde açlıktan. Şurada hem ısınalım, hem uyuyalım, hem tekrardan karnımızı doyuralım. Sonrasında aşağıda bu etleri pişince daha uzun dayanıyor sanırım. 6 gündür hayattayız. 1 hafta ölmedik abi. İyiyiz. Hemen su iç. Hemen iç 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 iç. Göm göm göm. Helal. Tamam. Aşağıda çekicimiz var. Onunla kıralım. 45 dakika sandalye mi kırılır ya? Çekiçle şuradan kıralım abi. Parçala. Hop hemen bak saniyede. Geri dönüşüm odun. Tamam, üçünü de aldık. Bir çakmakta bitiririm ben bu işi. Hop. Varilde ateş yak. Gazete hocam. Kitabı ver buraya. Güzelce simiz yansın. Etleri burada pişireceğim. Karnımı doyuracağım. Susuzluğum birazcık sıkıntı olacak ama sabahleyin tekrardan karar ederiz. Bugün exploration yapamadık çok fazla ama çok fazla aksiyon yaşadık. Kurt öldürdük. Ayının ölümüne sebep olduk. Sen mi büyüksün? Şu an her şeyi yiyebilirim diyor adam ya. Yazık ya. Canım dur geldi geldi. Geldi pişecek hemen yiyeceğiz şimdi. Abi açlıktan öleceğim ha. Ekle abi şu yakıtları. Oh. Ha buradan hala kar eritebiliyoruz. Sıkıntı yok. Evet, siyah ayı eti. Boz ayı değil mi? Siyah ayıymış bu arada. Isı çıkışını arttırmak için bir kömür koyabiliriz aslında. Hem süre de artar. Bir adet kömürle. 2 dakika sonra mı? Hadi. Of, ısı çıkışımız bayağı arttı. Şimdi daha iyi pişecek. 28 derecede pişiriyorum vallahi tertemiz. 28'den yüksek olması lazım o ateşin. Çok daha yüksek olması lazım. 28 nedir? Evet, pişirdikçe kondisyon daha iyi duruma geliyor gördüğünüz gibi. Şu iki eti gömelim. Üf, iki tane büfteyi gömdüm vallahi. Durum ne hocam? Tertemiz. Evet, burada su eritme, yemek pişirme işlemlerini yapacağım. Bundan sonrası, sonrası işte pişirme, mutfak ateş işleri, mangal işleri, cızbız işleri, barbekü işleri. Böyle durumlarda olabildiğince kendi kendimi tatmin ederek motivasyonumu üst düzeyde tutarsam Survival'da da başarılı olacağıma inanıyorum. Bu da Survival'da hayatta kalmanın mental olarak en önemli noktası efendim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım siz de benle aynı şeye heyecanı yaşamışsınızdır bu bölümde. Bir sonraki bölümde sağ tarafa doğru, köprüye doğru gideceğiz. Orada bir exploration yapacağız. Bu bölüm tam manasıyla hayatta kalmayı başardık diye düşünüyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Cheers.